bizim bu başlangıcını yaptığımız açtığımız yol peygamber müjdesidir. Ahir zamanda Rum Kayseri'nin şehri de zapt olunacak, tat olunacaktır. Roma'da tat olunacaktır diye bildirmiş, müjdelemiştir. Ve bunun bu büyük işleri yapacak efendim Osmanlı olduğu da müjdelenmiştir. Onun için biz o müjde üzerindeyiz, biz hava üzerinde değiliz. Bizim işimiz böyle temenni ettiğimiz için değildir. Belki hakikat bu yolda olduğu içindir. Ve biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak Hz. Mehdi'nin geleceğine inanıyoruz. Hz. Mehdi'nin peygamber sancağını İstanbul'dan yine Osmanlı'nın torunlarından olan sultandan alacağını da biliyoruz, inanıyoruz. Binaenaleyh o bizim başlangıcımız herhalde tesadüfi bir başlangıç değildir. Hakikat üzerine kurulmuş olan bir başlangıçtır. Binaenaleyh ben hepsini bu Osmanlılık şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum ki arada olan ihtilaflar kalkar. Orada ne PKK kalır, ne KKK kalır, efendim ne Kürt kalır, ne Türk kalır, ne Çerkez kalır, ne efendim muhtelif ırklar kalır. Hepsi Osmanlılık şemsiyesinin altında barınabilir ki Osmanlılık İslam'ı temsil etmiştir 700 sene. Osmanlı dendiği vakitinde İslam'ın galası olarak bilinmiş ve bütün Avrupa'nın kafiri onun üzerine hücum etmiştir onu yıkmak için ve ellerinden geleni kötülüğü yapmışlar, zahirde yıkmışlardır. Lakin milletin sinesinde olan Osmanlılığı alamamışlardır, İslam'ı alamamışlardır. Gerçi başka ünvanlar altında onlar devlet kurdurmuşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni buldular. Onlar pekala lüzum etseydi Osmanlı Cumhuriyeti diyebilirlerdi. Osmanlılığı mahsus sildirdi Avrupalı ki Osmanlı'dan yediği köteyi, tokatı, silleyi unutamadı. Küfrü yıkmak için yere atılan Osmanlı'ydı. Hiçbir millet Osmanlı gibi ateş hattında temas üzerine olmadı küfürle. Ne İran'ı, ne Afgan'ı, ne Pakistanlısı, ne Endonezya'dakiler, ne başka tarafta olanlar. Ateş hattında temas üzerine küfür dünyasıyla Osmanlı'ydı. İslam'ın sancağını kaldırdı 700 sene ve sancaklarında Kur'an-ı Azimüşşan var idi. Avrupalı'nın zoruyla fece sancaklarındaki Kur'an-ı Kerim'in endirtti, üzerinde bırakmadı. Küçük kıtada, alaylarda, Osmanlı alaylarında Kur'an-ı Kerim vardı sancaklarda. Avrupa'nın zoruyla onu kaldırttılar bize. Onun için inayet yok bize şimdi. İnayetullah'tan çekildi. Bunun bir görünüş var, lakin kuvvet yok. İnayet yok, itibar yok. Millet bunu anlayacaktır. Ben hakkı söylemeye memur olan kimseyim. Ben padişah oturacak değilim. Bana ait değil o makam. Şeyhülislam olacak da değilim. O makam da bana ait değildir. Yalnız ben Osmanlı tabakasından olmayı iftihar
vesilesi sayarım ki ecdadımızdır. Onlara nispetimizle ben övünürüm, iftihar ederim. Çünkü 700 sene İslam'ı Ehl-i Sünnet ve Cemaat üzerinde gözettiler. Harameyn-i Şerifeyn'e hizmet ettiler. İslam'ı gözettiler. Allah onların makamlarını cennet eder. Şimdi onun için zarar yok. Bizim bu sözlerimiz herkese işittirilebilirse yetişir. Arzu eden gelsin. Arzu etmeyen ne yapabilirlerse onlar da çalışsınlar. Saksıdan fazla büyüyecek yer bulurlarsa efendim, belki saksıdan büyük fıçı vardır. Fıçıdan büyük varil derler. Geniş variller vardır. Onların içerisinde oraya aktarırsınlar onlar. Yani aktarıla aktarıla nihayet büyük bir fıçı bulacaklar. O fıçının içerisinde büyümeye çalışacaklardır. Gene mahluktur. Gene fıçı son çoğunda dibini denecektir. Toprağa ulaşacaktır eğer dışarıdaysa. İçerideyse gene kısır kalacaktır. Ve bunu siz söyleyebilirseniz, işitirebilirseniz, o yiyecektir. İlahi hükümdür o. Bizim uğraşmamız veyahut uğraşmamamızdan durdurulacak bir hareket değildir bu şimdi. Değişecektir. Değişecektir. Çünkü bu sene, bu günümüze kadar efendim, Osmanlı'dan sonra onun yerine geçen devlet milleti idare edemedi. Devleti idare edemedi, devletin itibarını gözetemedi, devletin bugün itibarı parasıylandır. Paramız boyuna düştük, sonra itibarımız düşüyor. İdare edemiyorlar ve edemeyecekler. Hangi parti gelse de idare edemez. Çünkü gelen partilerin hepsi saksının içerisindedir ve kendi asıl meyvesini verecek meydan bulamazlar. Onlar da yere ekilmek isteyecek. Yere ekilmek istediklerinde bu devlet onları bırakmayacaktır. Onlara fırsat vermeyecek. Onun için her şey değişecek. Bizim de duamız olur ki ya Rabbi sen değiştir, bizim lümanımız yetmiyor değiştirmeye. Sen değiştirebilirsin. Kudretli ve kuvvetli bir padişah efendim bir avuç Selanik'ten gelen dermet şatma bir kabıra teslim oldu. Teslim olmayabilirdi. Onları o Selanik'ten çıkmadan işlerini bitirebilirdi de ilahi takdir önüne geçilmez. Allah'ın takdirine muharebe edilmez. Edilmediği için bıraktı. Teslim etti. Onların da günü dolmuştu o zaman. Şimdi bunlar da idare edemedi. Bunların da günü dolmak üzere. Bunlar da değişecek. İmkanı yok. Değişmeden kalamaz. Bu selamımızı da söyleyin. Bu ifademizi de bildirin. Beğenen buyursun. Beğenmeyen bir şey yapacağı yok. Çünkü ilahi takdir önlenemez. Yine gelecektir. Osmanlılık yine gelecektir. Ve azan ve kızan küfrü çiğneyecektir. Bu sefer efendim Şarkı Roma değil, Garbi Roma olan Roma'da katılacak. Onlar bizi tüketmeye, İslam'ı kökten silmeye uğraşıyor. Lakin asla ve kata ona muvaffak olamadıktan bana ellerindeki son durakları olan Roma'da fetholunacaktır. Roma'dan da Hristiyanlık silinecek, süpürülecekmiş. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi Fatiha.